Arkadaşlar merhaba. BS All Star TYT tarih soru çözümleri karşınızdayım. Birinci sorumuz. Soruda bize paragraf vermiş, paragrafı yorumlamamızı istemiş ve demiş ki aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Kösedağ Savaşı'ndan sonra Moğol komutanı Baycu Noyan, Selçuklarla barış şartları hakkında görüşmeye başladı ve Selçuklu ülkesinden ordunun Noyanlarına ne kadar gelir diye sorunca Selçuklu veziri toplantıdan çıkarak Kadı ile yalnız görüştü. Hizmette görevli kimselerle görüş alışverişinde bulundu. Birbirleriyle konuşup anlaşarak ilhanları verecek miktarı belirlediler. Elbiseden, altından, attan, deveden, kısraktan, sığırdan ve koyundan verecek şeyleri ayrıntılı olarak kalem alıp Noyan'a gönderdiler. Liste, Baycu Noyan isteğine uygun hale getirilerek Noyanların huzuruna barışın temelleri atıldı. A şıkkı, Moğolların Anadolu Türk siyasi birliğini sağladığına. B şıkkı, Selçukluların Moğollar karşısında başarısız olduğuna. C şıkkı, Moğolların askeri ve siyasi üstünlüğünü Selçuklara kabul ettirdiğine. D şıkkı, Selçuklar ile Moğollar arasında diplomatik ilişkilerin yer verildiğine. E şıkkı, Selçukların bağımsız devlet özelliğine yara aldığına. Şimdi paragrafta Kösedağ Savaşı var ve Kösedağ Savaşı'nı bildiğiniz gibi Selçuklar kaybetti. Savaş kaybedildikten sonra Selçuklarla Moğol komutanı Baycu Noyan arasında bir görüşme, barış şartları konuşuluyor. Baycu Noyan şartlarını sunuyor. Selçuklu'nun vezirleri kendi aralarında görüşüyorlar ve Baycu'nun şartlarını kabul ediyorlar. Ve bize diyor ki buradan hangisine ulaşılamaz? Şimdi E seçeneğine baktığımızda Selçukluların bağımsız devlet özelliğinin yer aldığına evet. Çünkü savaşı kaybettiler ve bir vergi oranında yani belli miktarda ürün verdikleri için bağımsızlık özelliğine darbe vurulmuş oldu. Selçuklar ile Moğol arasında diplomatik barış görüşmeleri yapılmış burada. Savaştan sonrasında heyetler toplanmış, şartlar sunulmuş, onlar görüşülmüş. Diplomatik görüşmeler de var. Moğolların askeri ve siyasi üstünlüğüne savaşı kazandılar, şartlarını sundular ve şartlarını Selçuklu kabul etti. O yüzden de Moğolların askeri ve siyasi üstünlüğünü Selçuklara kabul etti. Buna dolaştık. Selçuklular Moğollar karşısında başarısız oldu. Evet, buna dolaştık ama A seçeneğine baktığımızda Moğollar Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağladığına buna ulaşamayız. O yüzden cevabımız A şıkkı. İkinci sorumuz İnkılap'la alakalı bir soru. Mustafa Kemal Atatürk'ün Mebusan Meclisi'ni açtırmakla amaçlarından hangilerini hedeflediği söylenebilir. Mustafa Kemal Atatürk milli mücadele döneminde Erzurum ve Sivas kongrelerinde Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılması yönünde faaliyetlere önem vermiştir. 1. Halkın yönetimde temsil edilmesini sağlamak. 2. Hükümetin denetlenmesini gerçekleştirmek. 3. Kabine sistemine geçmek. Şimdi buraya baktığımızda Mebusan Meclisi. Osmanlı'da iki tane meclis sistemi vardı. Bir Mebusan Meclisi, bir de Ayan Meclisi. Mebusan Meclisi'nde halktan seçilen kişiler vardı. Günümüzdekinden farklı bir sistem vardı. Çift dereceli seçimler vardı. İşte sadece erkekler oy kullanabiliyordu. Ama bakıldığında yine de halkın yönetimine temsil edildiği sistem vardı. O yüzden biz 1'e ulaşabildik. Şimdi 2'ye baktığımızda 2 de bize der ki hükümetin denetlenebilmesini sağlamak. Hükümetin denetlenmesi yani hükümetin kendi kafasına göre her işi yapamamasına ya da yaptığı işlerin denetlenmesine neden olur ve bakıldığında bunun da amaçlandığı söylenebilir. Çünkü hükümetin yaptığı işler oradaki seçilen gruplardan, partiler yoktu, gruplardan denetlenecek. İkiye dolaştık. Kabine sistemi Cumhuriyet'in ilanından sonra gelen bir sistem. Önceki sistemlerde meclis hükümet sistemi vardı. Ancak Cumhuriyet ilan edildikten sonra kabine sistemine geçildi. O yüzden bu dönemde daha Cumhuriyet olmadığı için 3'ü alamıyoruz. 3'ü eledik. Biz zaten 1 ve 2 almıştık. Cevabımız tabii ki C şıkkı. Üçüncü soruya baktığımızda önceki soruya benzer bir soru var. Burada birazcık da ayrıntılı bahsediyor. Mebusan Meclisi, Ayan Meclisi'nden bahsetmiş. Buradaki üyelerinden, işte nasıl seçildiğinden bahsetmiş. Mebusan Meclisi'ne halk tarafından her 50 bin erkek için bir temsilci gönderilir. İki dereceli seçim sistemi yapılır. Bu meclise gelenler vilayet meclisinin üyeleriydi. Çalışmanın açık oturumlar yürütürlerdi. Padişah gerektiğinde meclisi feshedebilirdi. Ayan Meclisi, padişah tarafından seçilen üyeler var. Ömür boyu görevde kalıyorlar. Üye sayısı Mebusan Meclisi'nin 1/3 kadar. Önemli görevler yapmış bürokratlar, birkaç ulema sınıfından üye varmış.
çalışmalarını kapalı oturumlarda yürütürmüş. Üye sayısı mümsemesine 115, 69 Müslüman, 46 gayrimüslim, üye sayıları 26. Ayamesine 26. Diyor ki, 2. Abdülhamit döneminde Kanun-i Esasiye'ye göre oluşturulan bu tabloya bakarak aşağıdaki değerlendirmenin hangisi ileri sürülemez? Padişahın meclis üzerinde etkinliğini koruduğunu. Evet, çünkü padişah istediği anda meclisi feshedebiliyor. Etkinliği hala var. Meşruti monarşi sistemi var. Meşruti monarşi şöyle. Monarşi zaten tek kişinin egemenliği. Ya yani tek kişinin hakimiyeti. Tek kişi artı yanına meclis varsa işte o zaman meşruti monarşi bizim karşımıza çıkabiliyor. Yani burada baktığımızda hem padişah var hem de burada meclis var. O yüzden meşruti monarşi sistemi var. B'ye dolaştık. C'ye baktık. Çok kültürlü bir yapı. Yani bu ne demek? Müslümanlar var, gayrimüslimler var. C'ye dolaştık. E şıkkına baktığımızda Ayan Meclisi vekillerinin halk tarafından seçilmedi. Evet, kim seçiyor? Padişah seçiyor. E'ye dolaştık. Vekilleri doğrudan halkın seçtiği. Şimdi burada çift dereceli sistem dediği sistem şöyle. Yani iki dereceli sistem ya da çift dereceli sistem. Her 50 bin erkek nüfusa bir temsilci. Yani burada baktığımızda her 50 bin kişi bir tane temsilci seçiyor. Bu temsilciler seçildikten sonra tekrar bir seçim yapılıyor. Yani o yüzden halkın doğrudan seçtiği bir vekil burada yok. Yani aslına bakarsanız halkın seçtiğinin seçtiği. İki dereceli seçim sistemi olduğu için vekiller burada doğrudan halk tarafından seçilmiyor. O yüzden cevabımız tabii ki D şıkkı. Dördüncü sorumuzda tarihe yardımcı bilim dalları var. Onlarla alakalı bir soru sormuş. Demiş ki tarih öğretmeni aşağıdaki Osmanlı dönemine ait Sebil-i Reşat gazetesi örneğini sınıfa getirmiş. Gazetenin içeriği hakkında bilgiyi öğrencilere paylaşmıştır. Aşağıdaki bilgilerden ulaşmak için hangi bilim dallarından yararlanmıştır demiş. Kronoloji, paleografya, heraldik. Bunları tek tek baktığımızda kronoloji zaman bilimi. Paleografya yazıları inceler, yazı. Heraldik armaları inceler. Kronoloji de zaman bilimi. Şimdi buraya baktığımızda soruda en azından şunu çıkartabiliriz. Yani heraldin arma olduğunu biliyorsak biz üçü eleyebiliriz gençler. Çünkü bu soruda birazcık böyle Osmanlıca yazılar olduğu için birazcık onu bilmemiz gerekiyor. Ama baktığımızda zaten yazı olduğunu biliyoruz. Biri aldık. Ve buraya baktığımızda paleografya yani yazıyı aldığınızda zaten direkt otomatikman cevap 1 ve 2 olarak bizim karşımıza çıkıyor. Yani çok ayrıntılı bakmaya gerek yok. Yani ayrıntılı bakmak istersek işte Sebil-i Reşat gazetesi alt tarafında tarih var. İşte basımı var. Şuralarda 133. Baskı yazıyor burada. O yüzden baktığımızda zaten 2'de yazı olduğunu biliyorsak yani şuradaki yazıyı yakalayabiliyorsak o yüzden cevabımız 1 ve 2. Heraldikten eledik. 3'leri almıyoruz. O yüzden cevap 1 ve 2 olarak karşımıza çıktı. Beşinci sorumuz Sevr Anlaşması ile alakalı bir soru. 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Barış Anlaşması'nın hukuken geçersiz olduğunu ileri süren bir tarihçi bu yargısına kanıt olarak aşağıdakilerden hangisini gösterebilir? Şimdi bizim Osmanlı Mebusan Meclisimiz vardı. Bu Mebusan Meclisi'nde kabul edilen anlaşmalarının imzalansa bile meclisten onaylanması gerekiyordu. Şimdi Sevr Barış Anlaşması'nı bizim bir heyetimiz vardı. Heyet gitti. Bu heyet gitti imzaladı. Bizim Saltanat Şurası dediğimiz bir heyet vardı. İşte Damat Ferit, Reşat Ali, Saadet Paşa gibi kişiler vardı. Bunlar gittiler imzaladılar. Ancak bu anlaşma meclisten geçmediği için bizim tarihimizde ölü doğmuş bir anlaşma olarak karşımıza çıkıyor. Anlaşma var mı? Var. İmzalandı mı? İmzalandı. Ancak meclisin onayından geçmedi. Çünkü bu anlaşma bizim için yani bizim topraklarımızı hepsini diğer devlete dağıtan Osmanlı'ya sadece Karadeniz civarları, Ankara'nın kuzeyi oraları bırakan bir anlaşmaydı. Yani kabul edebilir bir tarafı yoktu. O yüzden de Mebusan Meclisi'nin onayından geçmedi. Ve bu anlaşma Mebusan Meclisi'nin onayından geçmediği için yürürlüğe girmedi. Ve bizim tarihimize ölü doğmuş bir anlaşma olarak kaldı. Zaten tarihimizde bu tarzda iki tane anlaşma var. Biri Ayastefanos, diğeri Sevr. Baktığımızda zaten
Anlaşma müsamahasına geçmediği için de onaylanmadı, yürürlüğe girmedi. O yüzden cevabımız E şıkkı. Tarih sorularımızın çözümleri böyle gençler. Eğer ki yaptığınız hatalar, yanlışlar varsa video izlediğinizde dikkatli bir şekilde izlerseniz nerede hata yaptığınızı görebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar, kendinize iyi bakın, görüşürüz.